Solda Enis abiyi severiz ama isterseniz izleyebiliriz. Nay nanay neo Ne toprak ve boktan eleştiri kanalı. Aa kalbimi kırdın Yusuf. Yusuf şu anda kalbimi kırdın. Yusuf Bilal Batmaz senin videonu izleyeceğim şu anda. Kalbimi kırdın. Zaten beni eleştiren videolara cevap verdiğim bir yayın yapmıştım. Sen bu videoyu yeni yapmışsın. 21 Aralık 2021. Hadi bakalım. Selam dostlar ben YBB bugün sizlerle birlikte Neo Toprak eleştirisi yapacağız. Ya şapşiksin sen ya Yusuf. Hadi bakalım. Eleştiri bana artık sade geliyor ya böyle ismi biraz daha esaslı ya bir lazım. Neyse bizde ne konsept adı lincimi göre videoya başlayalım. Neo Toprak. Yıl 2015-2016 daha 10 yaşında falanım eski bilgi kanalına bilgi videoları attığın zamanlar. Sonra eleştiriye geçiyorum yeni kanal vesaire ya cidden aşırı iyi günlerde. Kimse kimse. Evet eskiden bilgi kanalıydım dostlar. İlk videom dünyanın en zehirli 10 örümceği. Bay çok bilmişti kanalın adı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlere dünyanın en zehirli 10 örümceğini tanıtacağım. Mert Games bir tane elmas göndermiş. neobak demiş. Şunu şöyle kopyalayayım kankam. Bir dakika. Kopyala yapıştır. Mert kesin yine siyasi bir video attı. Mert bu arada sen benim... Aa tamam. Özür diliyorum. Ön yargıda yaklaştım. Dünyanın en acı soslarını denedik. 13 milyon Scoville. Mert yine siyasi bir video attı diye düşündüm ya. Çünkü Mert benim tutuklanmamı istiyor. Ben Ses eminim. sallamıyor. Aşırı saçma dramalar olmuyor. Yalanlar yok. Herkes eğleniyor. Şu <laughs> an eleştiri konseptliyse ayıptır söylemesi. Herkes birbirinin ağzına sıçma peşinde. Ne Yok be. Ama benim YouTuber eleştirim falan yok ki o kadar fazla. Ben genelde toplumsal konular hakkında konuşuyorum. Bazen iki hafta video atmadığım falan oluyor. Dünyanın en umursamaz eleştiri kanalı olabilirim abi bu arada. Yani bilmiyorum bence. Toprak asla böyle biri olmadı ama. Daha sade hoş bir YouTube ortamı vardı. Artık kullanma şu CSGO'su sokacağım yorumlarıyla eğleniyorduk be. Ama... CSGO e, Surf videosu kullanmamamın sebebi artık. Onu özleyen arkadaşlar varmış chatte falan. Ne o neden artık CSGO Surf videosu kullanmıyorsun diye. Benim CSGO videoları... E, no Copyright Gameplay'di yani. O oyunları ben oynamıyordum CSGO videolarını. Benim bir sabah bir uyandım dostlar tam tamına 80 tane videom telif yemiş. Şu anda kanalımda şöyle bir... 80 ile 100 arası video sadece CSGO videosundan dolayı telifli. Bir sabah bir uyandım 80'i de telif yemiş. Ha, tabii herkes zaman da gelişiyor. Birazcık ne toprak da bozdu ya. Daha doğrusu ülke onu bozdu. Adam video çekeceğim diye giriyor gündeme bakıyor. Taciz, tecavüz, euro, dolar. Evet. Adam... Bak beni anlıyorsun Bilal. Sen de beni anlıyorsun Bilal. Ya ülke bu, bu bu ülke bana bir psikoloji borçlu. Artık aynı şeyleri çekmekten bıktı. E böyle onun haline video atma isteği kaçtı. İnsanlıktan utanmama challenge. Gurur duyma challenge serilerini biraz ara verdi. Son evet. zamanlarda cidden akıl sağlığını kaybetti. Bak Sadık <laughs> abi artık lütfen şu boktan Fall Guys gameplay'ini koyma. Apex Legends koy, Rocket League koy, o boktan CS:GO surf game gameplay'ini bile koy <laughs> ama Fall Guys'ı sal be vallahi artık aynı mapleri ezberledim onun dışı konuşman artık insanlara bayıyor şu an bu kuşağın ciddi ya. bir odaklanma problemi var ve sen aşırı yavaş konuşuyorsun abi ben mesela ortalamadan hızlı konuşurum. daha akıllı kalıcı oluyor video dizisinde büyük bir kanalsın ve görsel bile koymuyorsun tekrar ben çok umursamıyorum ya görselleri görsel olsun ne bileyim küçük resimleri falan çok umursamıyorum ya ama genel olarak hayatta hiçbir şey umurumda değil ki Bak beni gerçek hayatta tanısanız var ya dersiniz ki lan bu videolarındakinden 10 kat daha umursamaz ya dersiniz. Bak gerçekten genel olarak çok fazla şeyi kafaya takan bir insan değilim. ya Umursamam yani çoğu şeyi. Canım ne istiyorsa onu yaparım. Ya tabii ki bunu yapmam diye düşünüyorum şu anda ama yarın bir gün kanal 1 milyon abone olsa, 1,5 milyon abone olsa, a a aylık izlenmem 20 milyon olsa birdenbire şöyle bir video görebilirsiniz yani benden. Dostlar ben gidiyorum diye. Benden bu kadar. Ben kaçar. Dikkat edin kendinize diye. Yani çok ani kararlar adam biriyim diyorum Hiçbir Ben küçük bir kanalım ya. günlük atmam gerekiyor ve bundan dolayı edit yapmıyorum. Ama sen Sadık abi videoların 200-300 bin insan tarafından izlenirken niye böyle kalitesiz videolar sunuyorsun? Görselle bu videoları destekleyip kaliteli bir ses kaydının arkasına hafif bir müzik versen cidden abone... Kanka uyku problemim var ya. <laughs> sayında bayağı bir artış yaşarsın. Sadık abi son zaman... Ya bu da mesela kişisel bir şey yani abone artışı sağlayıp sağlamaması. Yani da... umurumda olsa yapardım. Kısa eleştiri yapmıyorsun. Daha çok gündem eleştirisi yapıyorsun. Yok Bak be, cidden net bunun yerine kişi yapmıyorum. eleştirisi yap yaptığın her video 500k üstü izlenir. Evet. Sana bak ben de bunun farkındayım. Şu anda çok büyük bir güce sahip olduğum için sosyal medyada herhangi bir kişi eleştirisi yaptığımda gerçekten de 400-500 bini çok rahat bir şekilde bulur videolar. Ama bak bu da bir tercih işte. 400-500 bin izlenmemek de bir tercih. Ben sevdiğim işi yapıyorum. Sevdiğim konuları yapıyorum. Ha tabii moral bozan konular oluyor genelde ama onu yapmak istediğim için yapıyorum. İnsanlar cevap verecek ve buradan manyak ekmek çıkar. Bir zaman da geek yapar diye bir YouTube kanalı açmazdım. Challenge boylar diye bir tane YouTube kanalı açardım. Birbirimizin ağzına o zaman ben kamera karşısına da çıkmazdım muhtemelen. Kamera karşısına sokup birbirinin ağzına yumurta koyup o yumurtaları böyle çat diye yanağını vurarak patlatacak bir grup deniyor bulurdum. Belli bir miktar parayla istihdam ederdik. Sürekli 8-13 yaş grubuna da arkadaşlar bugün birbirimizin ağzına yumurta söktük. İbirik ibirik falan yapardık. Ondan sonra o kanal belli bir sayılara ulaşınca ki milyonlara ulaşırdı o kanal. O kanal milyonlara ulaştığında da ben çıkardım derdim. Ya arkadaşlar bunun kurucusu benim. Şimdi Twitch'te yayın açıyorum. İlk yani <laughs> her gelen kişiye CSGO kasası dağıtacağım. Yanında da... Can Sungur burada kime gönderme yapıyor ya? Ana! Sanki birinden bahsediyormuş gibi geliyor ha. Var mı böyle bir YouTube kanalı? Bu kanalı tek başıma kurdum. Daha sonra böyle gruptan ayrılan falan. Vay anasını. Merak ettim ya. Zamanında geek yapar diye bir YouTube kanalı açmazdım. Challenge boylar diye bir tane YouTube kim kanalı acaba? açardım. Challenge boylar. Birbirim kim olabilir acaba ya? bizim ağzına o zaman ben kamera karşısına çıkmazdım muhtemelen. Kamera karşısına sokup birbirinin ağzına Nasıl yumurta koyup acaba? o yumurtaları böyle çat diye yanağını vurarak patlatacak bir grup denyo bulurdum. Belli bir miktar parayla istihdam ederdik. Sürekli 8-13 yaş grubuna da arkadaşlar bugün birbirimizin ağzına yumurta söktük. İbilik ibilik falan yapardık. <laughs> Ondan sonra o kanal belli bir sayılara ulaşınca ki milyonlara ulaşırdı o kanal. O kanal milyonlara ulaştığında da ben... Geek Yapar'a ge geek yapamara, geek yapara gönderme yapmıyordur ya. Çıkardım derdim ki ya arkadaşlar bunun kurucusu benim. Geek yaparız zaten kendisi kurmadı mı? İlk gün her gelen kişiye CSGO kasası dağıtacağım. Yanımda da işte ne bileyim yanıma da iki tane yarı çıplak kız aldım. Gelin yayınımızı izleyelim <laughs> derdim. Ondan sonra işte ne bileyim giderdim şey sitelerle anlaşırdım. Bana farklı ama seyirciye farklı oran veren CSGO kasa açtıran sitelerle anlaşırdım. Ayda 2500-3000 dolar sponsorluk paralar alırdım onlardan. Ondan sonra İyi da para. efendim öyle yaşar giderdim yani. Şu an zamda kokamı çekiyor olurdum. Böyle bir insan değilim ben yapacak bir şey yok. Yani olmadığın biri gibi davranamazsın. Normal. E bak işte ne güzel konuşmuş Can Sungur. E benim kafada işte yaşlarımız da yakın diye düşünüyorum. Kafa yapıları da aynı sanırım. Ki severim Can Sunguru. Olay bu işte yani. yani olay sevdiğin işi yapmak dostlar. Olay burada rakamlar, olay burada kapak resmini çok güzel ayarlayayım, videolarıma edit yapayım, daha fazla insana ulaşsın kişi eleştirisi yapayım değil ki olay burada. Valla benim de aklıma Annost geldi ama Annost öyle birisi mi değil mi onu bilmiyorum. Annost'u da çok yakından takip eden biri değilim. Aylardır ana sayfama bile çıkmamıştır. Ama hani Annost'a çok anlaşamıyorlar diye biliyorum. Ya bilmiyorum. Annost öyle biri demiyorum ha bu arada. Ama kime gönderme yapıyor olabilir ki? Dramaya asla desteklemem ama şu anki kitle böyle istiyor Aptal aptal fan kitleleri Daha ben geçen evreni eleştirdim diye en büyük Eren arm yorumları atan Eren ve Ceren'in dünyası yorumları vardı Ya evet. cidden bunu kitle istiyor abi Eğer Youtube ortamında cidden ün ve ünvan kazanmak istiyorsan dramaya gireceksin Yani 1 milyonluk kanalı eleştirirsen sana cevap versin Üstüne sen buna cevap versen <laughs> emin ol 2-3 dramaya girip 1 milyon abone olursun çok rahat bir haftaya Birazcık da Yani bunu istemiyorum ki kanka bir adam beni eleştirmiyormuş anasını satayım ya. Tavsiye vermiş bana. Bak burada biri de yazmış zaten. Eleştiriden çok tavsiye vermişsin diye. <laughs> ay ay. Bir iki haftadır Neo izlemiyorum. Süz gündem atmıyorum dostlar. Ben en az gündem yapan kanal olabilirim. Gündemle alakalı videolar yaptığımı düşünmüyorum. Oğlum ben gündemi bile zaten çok yani uzun süre sonra takip eden biriyim. Mesela gündemde bir şey oluyor diyelim. Ben o gündemle alakalı videoyu genelde <laughs> şey yapıyorum. Yani iki hafta sonra falan yapıyorum. Ya yani insanlar da hatta eleştiriyorlar. Ne o geri zekalı mısın? Hani bu iki hafta önce yaşanan bir olaydı diye. Yani. 5 dakikada 2021.